Merhabalar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Yerda Kavlan benim adım. Dimes'te İnsan Kaynakları Direktörüyüm. Yaklaşık 24 yıldır da bu meslekle ilgileniyorum. Doğa Koleji'nde TMBA dersi kapsamındaki insan kaynakları konusuyla ilgili olarak bugün size örnek bir mülakat deneyimini yaşatıyor olacağız Emre ile beraber. Evet. Arkasından da kısa bir değerlendirmeyi de yapıyor olacağız. Emre hoş geldin görüşmemize. Hoş bulduk. Şirketimizin ilanına başvurmuşsun. Öncelikle biraz seni tanımak isterim. Ben Emre Yalçın. 12. sınıfa gidiyorum. Sayısal öğrencisiyim. Gelmeden önce bir araştırma yaptın mı şirketimizle ilgili? Arayüz ve pazarlama teknikleri üzerine de araştırmalar yaptım. Bilgi Teknolojileri Departmanı'nda staj yapmak istediğini belirtmişsin. O zaman bundan sonra yola devam ederken üniversitede de bilgisayar mühendisliği okumak istiyor gibi bir algı kesinlikle da oluştu bende. Böyle devam edecek mi? Hedef ne bundan sonrası için? Hedefim şu an belirli. Bölüm olarak bilgisayar mühendisliği. Türkiye'de çok fazla iyi görmemesine rağmen yazılım mühendisliği de olabilir. Gerçi yazılım mühendisliği Türkiye'de çok sayılı üniversitelerde olmasına rağmen yazılım mühendisliği neden olmasın? Üniversite olarak da 4 hedefim var. Hani en yüksek puandan en düşük puana göre sıralayayım sizlere. Yıldız Teknik Üniversitesi ilk hedefim. Sonrasında hemen Marmara Üniversitesi geliyor. Ardından biraz arayı fark yererek Özyeğin Üniversitesi, daha sonrasında böyle iki kat daha fark yererek Yeditepe Üniversitesi son sırada. Bu çeşitli planlar, hani varyasyonların olması sebebi de hani herhangi bir durum olmamasına rağmen karşım hani çeşitli planlar almaktan zarar gelmez herhalde. Neden biz Emre'yi tercih edelim? Bilgisayar üzerinde çeşitli bilgilerim bulunmakta. Ve bu bilgilerin de sizin şirketiniz için olabildiğince yararlı olacağını düşünmekteyim. TMBA dersiniz kapsamında stajlarınız oldu. Senin de yaptığını CV'nden hatırlıyorum. Evet. YouTube stajlar yaptın. Sana böyle evet iş hayatı da böyleymiş dedirten bir ipucu yakalayabildin mi bu stajlar süresinde? Staj olarak çeşitli şirketlerde çalışmışlığım vardı. Bu süreçlerde çalıştığım şirketlere olabildiğince daha interaktif nasıl web sitesi çözümleri üretebiliriz? Bunu biraz daha açmak gerekirse müşterinin ilgisini nasıl daha rahat kazanabiliriz? Bunun üzerine çeşitli arayüz tasarımlarım oldu. TMBA yoluyla daha doğrusu iş hayatındaki bazı deneyimleri edinebilme şansım buldu. Bunlardan en önemlisi insanları dinlemek. Çünkü o kadar fazla bilgiye akış sağlanıyor ki size, o kadar fazla öneri geliyor ki bazı önerileri gerçekten uygun zaman dilimlerinde değerlendirdiğinizde ortaya çok güzel projeler çıkabiliyor. Kesinlikle asla unutamam. TMBA zirvesi yapılıyordu ve sürekli ünlü kişiliklere, ünlü isimlere mailler gönderiyordu. Bazıları dönüyordu, bazıları dönmüyordu. Dönmeyenlere şansımızı zorlayıp farklı yöntemlerle ulaşmaya çalışıyorduk. Bu da bana iş hayatında her şeyin kolay bir şekilde elde edilemeyeceğini gösterdi. Her insana istediğimiz gibi kolay bir şey, tek bir maille ulaşamayacağız. Ve bunun için çabalamak gerekiyor. Farkındalığı çok yüksek bir bireysin, bir öğrenciden de öte. Bizleri birbirimizden farklı kılan aslında düşüncelerimizi ifade edebilme gücümüz ve o becerimizdir. Dolayısıyla sen duruşunla, tavrınla karşı tarafa güven veren, evet ben bunu istiyorum ve bu konuda iddialıyım mesajını da veren bir adaysın. O yüzden de bir insan kaynaklarcı olarak biz her zaman karşımızda enerjisi yüksek, ne istediğini bilen, insanları görmeyi çok isteriz. Hedeflerinin net olması, ne istediğini biliyor olman bu da çok güzel. Bu anlamda oldukça olumlu. Bugün de çok güzel kendini ifade ettin. Yolun açık olsun. Sınavlı da şimdiden başarılı. Teşekkürler, sağ olun.